Dün MHP'li Saffet Sancaklı ise meclis kürsüsünden obeziteyle mücadeleye dikkat çekti. 600 vekilden 390'ı obez veya kilolu dedi. Eski milli sporcu Sancaklı hem MHP'nin obeziteye karşı projesini anlattı hem de fazla kilodan kurtulmak isteyen vekillere tavsiyede bulundu. Bu mecliste de 390 kişi obezite ve fazla kiloyla mücadele ediyor. Türkiye ortalamasını meclis aritmetiğine yansıttı. O rakamlarsa dikkat çekti. Bu milletvekilinin de sayısını öylesine söyledim. Yoksa tek tek saymadım yani. Şimdi bu Türkiye'de var. Tabii ki vekillerin içinde de aynı. MHP'li Saffet Sancaklı meclis kürsüsünden obezite sorununa dikkat çekti. Şov Haber'e konuşan Sancaklı sağlıklı yaşamın önemini vurguladı. Ben de bu rakamları görünce ürktüm. Son 10 yıl artışa baktığınızda direkt yukarıya doğru gidiyor çizgi. 53 ülke arasında birinciyiz Avrupa'da dahil. Avrupa'daki hızlanma oranı da ikiye katlamışız. Bütçe görüşmelerinde vekillerin yemek atışması akıllarda kalmıştı. Peki vekillerin fazla kilolarla mücadelesi nasıl? Mecliste öğünlere dikkat edilebiliyor mu? Dikkat edebildiğimiz kadar ben şahsıma dikkat ediyorum. Mesela işte günde sadece akşam yemeği ve öğle yemeği yemiyorum. Bir tane yemek yiyorum. Kahvaltıdan sonra tek bir tane öğlenden sonra bir şeyler yiyorum. Haftada bir gün spor yapacağız burada, yürüyüş yapacağız. Millete de örnek olacağız. Herkes de tamam dedi. Bu korona oldu, yapamadık. Eski milli sporcu Sancaklı MHP'nin obeziteye karşı projesini de anlattı. Önerilerde de bulundu. İlkokul birinci sınıfta 6 yaşında bir çocuk düşünün. Bu çocuğun fizik yapısına göre testler yapılacak. Çocuğun yeteneğine göre bir spor dalı veriyorsunuz kendisine. Bu çocuk 18 yaşına geldiğinde 12 sene spor ve sanat yapmış olacak.